Kazanım kavramı testi 19. Belirli integral 2. Bu videomuzda belirli integral konusuna ait MEP kazanım testinin çözümlerini gerçekleştireceğiz. Birinci soru. 2'den 6'ya fx dx eşittir a ve 6'dan 10'a fx dx eşittir b veriliyor. 2a artı b eşittir 18 ve b eksi a eşittir 3 olduğuna göre 2'den 10'a 3fx dx değeri kaçtır? Öncelikle şunun farkında olmalıyız. 2'den 6'ya fx dx ve 6'dan 10'a fx dx'in toplamı 2'den 10'a fx dx verir. Burada 3 katmış bazı oyunlar var. Bu integral oyunlarına gelmeden önce a ve b'nin ne olduğunu şuradaki iki bilinmeyenli iki denklemi çözerek bulmalıyız. Ondan sonra bu integral oyunlarına başlayacağız. 2 artı b eşittir 18. B eksi a eşittir 3. İkinci denklemi eksiyle çarpıp b'leri yok edebiliriz. Eksi b bunlar gitti. 2a burası artı a olur. 3a. Burası eksi 3 olur. 15. 3'e bölersek a'yı 5 olarak bulduk. Getirip denklemlerden birinde yerine koyalım. Şuraya a'yı 5 olarak koyarsak, karşıya atarsak b de 8. Anladık ki 2'den 6'ya fx dx'in değeri 5'miş. 6'dan 10'a fx dx'in değeri ise 8'miş. Şimdi bize sorulan ifadeye bakalım. 2'den 10'a 3fx. Bunların içi fx, bununki 3fx. İntegral özelliklerinden en önemlilerinden biri. İçerideki çarpma durumundaki sabiti integralin başına alabiliriz. 3 çarpı 2'den 10'a fx dx oldu. 2'den 6'ya fx dx de bunun bittiği yerde bu başladıysa 6'dan 10'a fx dx'in toplamı 2'den 10'a fx dx'i verir. Yani şu integralimizin sonucu 5 artı 8'dir. Yani 3 çarpı 13'ten sorumuzun cevabı 39 olarak bulunur. Oldukça basit bir belirli integral özelliği kullanmaya dönük soruydu. Sınavda gelirse sınavın en basit sorularından birisi kategorisinde bulunur. İkinci sorumuza geçelim. Eksi 3'ten 5'e fx dx eşittir 4. 5'ten eksi 3'e gx dx eşittir 8 olduğuna göre eksi 3'ten 5'e 2fx eksi 3gx bölü 4 dx değeri kaçtır? Yine oldukça basit bir belirli integral özelliği kullandırtmaya dönük soru. Buradaki içeridekini parçalayıp şunları elde edip yerlerine 4 ve 8'leri koymaya başlayacağız. Şuradaki öncelikle paydadaki 4'ü dışarı çekelim. 1 bölü 4 eksi 3'ten 5'e 2fx eksi 3gx dx. İki tane ayrı integral yazalım. Çıkarma toplama durumundakileri ayırabiliriz. 1 bölü 4. 1 bölü 4 hepsiyle çarpma durumunda. Eksi 3'ten 5'e 2fx dx eksi eksi 3'ten 5'e 3gx dx. Şu 2 ve 3'ü de integralin başına çekebiliriz. 1 bölü 4. 2 çarpı eksi 3'ten 5'e fx dx. Eksi 3'ü başa çektik. 3 çarpı eksi 3'ten 5'e gx dx. Devamını farklı bir renkle gidelim. Eksi 3'ten 5'e fx dx. Burada verilmiş 4. Şurasının sonucu 4. Eksi 3'ten 5'e gx dx. Bu 5'ten eksi 3'e. Şu iki sınırın yerini değiştirdiğimiz zaman bu integralin başına eksi gelir. Eksi 3'ten 5'e
gx dx eşittir 8. Şu eksiyi de her iki tarafı eksi 1'e bölerek karşı tarafa geçirebiliriz. Eksi 8. Yani şuradaki eksi 3'ten 5'e gx dx, 5'ten eksi 3'e gx dx 8 ise eksi 8 olur. Çünkü sınırlar ters. Şimdi bu işlemi yapalım. 1 bölü 4 çarpı içeride 2 çarpı 4, 8. Eksi 3 çarpı eksi 8 artı 24. 32 çarpı 1 bölü 4'ten de 8 sonucunu bulmuş oluruz. Oldukça basit bir belirli integral özelliği kullandırtan soruydu. Gene sınavda gelirse basit soru klasmanında bulunur. Üçüncü sorumuza geldik. Eksi 2, 5 kapalı aralığında tanımlı pozitif değerli ve sürekli bir f fonksiyonu için eksi 2'den 1'e fx dx artı 2'den 5'e fx dx eşittir 16 olduğuna göre eksi 2'den 5'e fx dx değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada yukarıdaki söylediği şeylerin önemi var. Bu çok kaliteli bir soru ama hemen hemen herkes aynı şıkkı işaretler bunda. Kaliteli ama farkında olmadan doğru cevabı herkes bulur. Farkında olarak da bulan bir grubumuz tabii ki olacak. Eksi 2, 5 aralığında pozitif değerli, tanımlı ve pozitif değerli. Yani x eksenin üst tarafında yer alıyor eksi 2 ile 5 arası. Grafik eksi 2'den 5'e kadar x ekseninin üzerinde bir yerlerde yer alıyor. Nasıl durduğunu bilmiyoruz. Ama pozitif değerli demesi ve sürekli demesi hiçbir yerde kopmuyor. X eksenin üstünde yer alıyor. Eksi 2'den 5'e kadar fx dx bunun altında kalan tüm alandır. Şimdi bize verilmiş olanlara bakarsak eksi 2'den 1'e kadar şuraya kadar geliyor. Sonra şuraya kadar olan bölümün bu integral alanını verir. Şu bölümün alanını. Sonra 2'den devam ediyoruz 1'den değil. Şu aralığı boş bırakıyoruz. 2'den 5'e kadarın alanının toplamı 16'ymış. Şu bölüm ve şu bölümün ikisinin toplamı 16. Bunun sorduğu eksi 2'den 5'e şu bölümü de aldığımızda bu integralin sonucu ne olur diye soruyor. Bu x ekseninin üst tarafında olduğu için bunun alanı tam olarak integrale pozitif katkıda bulunur. Yani 16'ya pozitif bir sayı eklenecek. Pozitif sayı eklenecek ki bunun sonucunu verebilsin. 16'dan büyük olması gerekir. Hangisi olabilir diye sormuş. 17. Ya bu iki integralin toplamı 16 ise ondan daha büyük olan 17'dir herhalde deyip herkes bunu işaretlerdi zaten. Güzel düşünülmüş ama herkes doğru cevabı işaretlerdi burada. Dördüncü sorumuza geldik. Eksi 3, 5 kapalı aralığında tanımlı sürekli bir f fonksiyonu için. Pozitif tanımlı dememiş. X eksenin üstünde de olabilir, altında da. Eksi 3'ten 1'e fx dx, 3'ten 5'e fx dx'in toplamı, 3'ten 1'e fx dx ile 5'ten eksi 3'e fx dx'in toplamı artı 16'ya eşitmiş. Olduğuna göre eksi 3'ten 5'e fx dx değeri kaçtır? Neredeyse bize şunun değerini sormuşlar. Şimdi bakalım ne gibi oyunlar var burada. Şunu şu tarafa geçirelim. Şunu aradığımız şeyin bu olduğunu biliyoruz. Şunu şunun yerini değiştirebiliriz çok dert değil. Şunu şu tarafa atınca bir şeyi görmemiz gerekiyor. Eksi 3'ten 1'e sınavda gelebilecek kalitede bir sorudur bu. Ama zor değil. Fx, dx. Bunu bu tarafa getirdik. Eksi 3'ten 1'e fx, dx. Artı 3'ten 5'e fx, dx eşittir. 5'ten eksi 3'e. Şunun da eksi 3 ile 5'in yerini değiştirelim. Tam aradığımız versiyon olsun ama başına eksi koymamız gerekiyor. Eksi 3'ten 5'e
fx dx artı 16. Bu taraftaki devamını farklı bir renkle gidelim. Eksi 3'ten 1'e şu 1 aşağıda olsaydı bu ikisi birleştirebilirdi. Aşağıya getirelim. 1 aşağı 3 yukarı bu aradaki eksi artıya dönüştü. Eksi 3'ten 1'e, 1'den 3'e, 3'ten 5'e. Bu üçünü birleştirdiğimizde eksi 3'ten 5'e fx dx olur. Eksi 3'ten 5'e fx dx. Karşıdaki eksi 3'ten 5'e fx dx'i de bu tarafa alalım. Artı eksi 3'ten 5'e fx dx eşittir 16. Bunun sonucu a ise bunun sonucu da a'dır. 2a eşittir 16 dersek a eşittir 8 çıkar ki bunun sonucu da 8, bunun sonucu da 8. Bizim aradığımızda eksi 3'ten 5'e fx dx yani cevap 8. Şunu şu tarafa atıp birleştirdiğimizde şunun bir tanesi geliyor. Şu ikisini yeni değişince yine bundan bir tane geliyor. Aynı tarafa toplayınca ondan iki tane oluyor. Oldukça güzel hazırlanmış bir belirli integral özelliği ile ilgili soruydu. Beşinci soru. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı sürekli bir f fonksiyonu için f eksi x eksi fx. Bunun anlamı bu fonksiyon tek fonksiyon. Tek fonksiyonla ilgili belirli integralde şunu biliyoruz. Eksi a'dan a'ya bir fonksiyon tek ise aynı eksilisinden artılısına bir noktanın sonucu sıfır çıkar. Bu bilgiyi biliyoruz. Eksi 2'den 6'ya f eksi x dx 7 olduğuna göre 2'den 6'ya 3 f eksi dx değeri kaçtır? Şimdi burada bu özelliği kullandırdıkları bir bölüm var. Öncelikle şuradaki fx, buradaki f-x. f-x yerine eksi fx koyacağız ilk olarak. Şunun içinde. Eksi 2'den 6'ya f-x yerine eksi fx koyduk. Eksiyi de dışarı attım. dx. Bunun 7 ettiğini biliyorum. Aradığım 2'den 6'ya 3 fx dx. Eksi 2'den 2'ye 2'den 6'ya biçiminde ayırıyorum şunu. Eksiği karşı tarafa geçiriyorum. Şuradaki eksiği. Eksi 7. Şuradan devam edelim. Başında bir şey yok. Eksi 2'den 2'ye fx dx artı 2'den 6'ya fx dx eşittir eksi 7. Bir fonksiyon tekse eksi a'dan a'ya kadar integralinin sonucu sıfır eder. Bunu konu anlatımında konuşmuştuk. O kısmı dönüp izleyebilirsiniz. 2'den 6'ya fx dx'in eksi 7 olduğunu anladık. Şu 3'ü dışarı çekersek bizim aradığımız 3 çarpı 2'den 6'ya fx dx. 2'den 6'ya fx dx eksi 7 ise 3 ile çarparsak eksi 21 olarak cevabı bulabiliriz. Şimdiye kadar çözdüğümüz sorular içindeki en büyük zorluğu içeren soru bu idi. Çok kaliteli bir soruydu. Ama birçok kişi yine bunun katsayısı 3, demek ki bu 3 ile çarpılacak deyip 21'liği sallardı diye tahmin ediyorum. Bu tarz içgüdüsel yaptığınız hareketler genelde bu tarz sorularda doğru çıkar. 6. sorumuza geldik. İçeriksiz bir belirli integral sorusu. 4'ten 8'e 5, şurayı çarpalım. 5x eksi 10 dx değeri kaçtır? Alalım integrali. 5x'in integrali 5x kare bölü 2. 10'un integrali 10x. 8 ve 4 koyacağız. 8'i koyduk. 8'in karesi 64. 2'ye böldük. 32. 5 ile çarptık. 160. Buraya koyduk. Eksi 80. Eksi. 4'ün karesi 16. 2'ye böldük. 8. 5 ile çarptık. 40. Buraya koyduk. 40. Burası birbirini götürdü.
Cevap 80. Dümdüz bir belirli integral sorusuydu. Yedinci soru. Sınava girerken en iyi bilmemiz gereken belirli integral sorularından birisidir bu. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı ve sürekli olan f(x) fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetriktir. Y eksenine göre simetriktir dediğine göre bu çift fonksiyon. Tek fonksiyonun geride özelliğini söylemiştik. Çift fonksiyonun özelliği şudur. Eksi a'dan a'ya kadar f(x) dx 2 çarpı eksi a'dan 0'a f(x) dx. O da eşittir 2 çarpı 0'dan a'ya f(x) dx. Yani eksi a'dan 0'a kadar f(x) dx ve 0'dan a'ya f(x) dx birbirine eşit. O da eksi a'dan a'ya f(x) dx'in yarısı. Şimdi bu bilgiyi biliyoruz y eksenine göre simetriktir. Öncelikle bu bize 1'den 4'e f 5 eksi 2 x dx 16 verilmiş olduğuna göre 0'dan 3'e f x dx değeri kaçtır? Şöyle içerisi bir x'li bir şey ve bize sadece f x gibi bir şey soruluyorsa bunun içine u deyip hemen şunda bir değişken değiştirme yapacağız. U eşittir 5 eksi 2 x. du eşittir diferansiyel alıyoruz. Eksi 2 dx. Başlayalım. Önce integralin sınırlarını. Bu sınırlar x'e ait sınırlar. Getirip buradaki x yerine koyarsak 4 koydum x yerine. 5 eksi 8'den üst sınırımız eksi 3. 1 koydum buraya. 5 eksi 2'den alt sınırımız 3. Devam edelim. Buraya u dedik. fu. dx yerine ise du bölü eksi 2 yazacağız. Bunu dışarı çekersek eksi 1 bölü 2. Şunu da artı yapacağım. Şu ikisini yerini değiştireceğim. 1 bölü 2 eksi 3'ten 3'e fu du. Bunun sonucunun 16 olduğunu biliyoruz. Şu 1 bölü 2 bu tarafa bölü olarak geçer. Ters döner çarpılır. Eksi 3'ten 3'e fu du'nun 32 olduğunu anladık. Bize 0'dan 3'e fx dx değeri kaçtır diye soruyor. Çift fonksiyon olduğu için şu şartı sağlaması lazım. Eksi 3'ten 3'e fu du 2 çarpı şunun yerine 0'dan 3'e fu du yazabilirim. fu du ile fx dx aynı sonucu verir. Burada x olmuş, x olmuş, u olmuş, u olmuş aynı şeylerdir. 32. 2'ye bölersek 16. 0'dan 3'e fu du 16'dır. 0'dan 3'e fx dx de 16'dır. Biraz dikkatsiz çözdüm. Belki eksi hatası yapmış olabilirim. Çözümü hata görenler not yazabilirler yorum kısmına. Şimdi tekrar dönüp uğraşmayacağım. Buralar çok dikkatli olunması gereken yerler. Herhangi bir yerde eksi hatası yapabiliriz. Buradaki y eksenine göre simetriktir dediğimizde şu kuralı çok iyi bilmeli. Şu tarz bir şey verip x'li bir şey sorduğunda hemen değişken değiştirme yapıp sınırları da değiştirme kısmını atlamadan yapmalıyız. Çok dikkat edilmesi gereken güzel bir sorudur bu. Sınavda gelebilme olasılığı oldukça yüksek. 8. soru. Oldukça sıradan bir integralde alan sorusu. Y eşittir x kare eğrisi ile y eşittir 3x doğrusu arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Çizelim şunu. Y eşittir x kare. Çizmeden de nasıl yapılacağını konu anlatım videolarında anlatmıştım. Çizim yapmak istemeyenler o kısmı izlesinler. Şimdi çizim de yapacağım ben burada. Y eşittir 3x. Biraz kötü çizdim. Taralı alan şurada. Daha geniş çizmeliydim. Sorun burada ikisinin kesiştiği yerleri bilmiyoruz. Şu nokta lazım bize. Kesiştikleri bir yer sıfır da diğeri neresi? X kare ile 3x'i birbirine eşitledik. 3x'i bu tarafa aldık. X parantezine aldık. Kesişmelerden biri sıfır, birisi 3. Burası 3'müş. 0'dan 3'e
İki grafik arasında kalan alan bu ve üstteki doğru grafiği 3x. Hangisinin üstte olduğuna karar veremiyorsanız 0 ile 3 arasından bir sayalım. Mesela 2. Götürün bunu parabole koyun. Sonucu 4 çıkıyor. Doğruya koyun. Sonuç 6 çıkıyor. Demek ki doğru daha yukarıda. 3x eksi x kare dx. Yanlış çıkarttınız. Sonuç eksi çıkar sadece. Başındaki eksiği attığınızda yine alanı verir. Oradan da yapabiliriz. 3x'in integrali 3x kare bölü 2 eksi x küp bölü 3. 3 ve 0 koyacağız. 3'ü koyduk. 9, 27 bölü 2. Eksi 27 bölü 3'ten 9. 0 koyunca 0 ediyor zaten. 2 kere 9, 18 bölü 2. 9 bölü 2 olarak sorumuzun cevabını bulmuş oluruz. Basit ve güzel bir belirli integralde alan sorusuydu. Çok kaliteli bir soruya geldik. Sınavda gelirse çok can yakacak bir soru. Aşağıda eksi 3, 5 kapalı aralığında tanımlı birebir bir örten f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Görüyoruz grafiği zaten. Eksi 3'ten 5'e fx dx 29. Şimdi bunun bize anlatması gereken. Eksi 3 burada, 5 burada, fx burada. Bunun altında kalan tüm alan. Neyin nereye anlattığını çok iyi anlamalıyız. Buradaki tüm alan 29. 1'den 2'ye f-1 x mutlak değer içine atılmış dx 4. Normalde f-1 x dendiği zaman y ile grafik arasında kalan alanı göstermektedir. Şimdi mutlak değersiz halini anlatacağım. Neresi olduğunu göstereceğim. 1'den 2'ye f-1 x dx 1'den 2'ye f-1 deyince y ile arasında. Şuradaki alan y ekseninin sol tarafında kaldığı için alanı söylemez bu integral. Bunu mutlak değer içine atınca sağ tarafa gelir ve pozitif olması sağlanır. Şuranın alanının 4 olduğu anlatılmış bize. Buranın alanı 4. Ama bu integralin sonucu ise eksi 4'tür. Bunun mutlak değer içine atılmasının nedeni normalde y eksenine göre alan hesaplarken sağ tarafta bulunanlar pozitiftir. Sol tarafta bulunan integrallerin sonucu yani alan sol tarafta ise integralin sonucu negatif çıkmaktadır. Buradaki mutlak değer tam olarak buradaki alanı gösterebilsin diye atılmış. Tamam, yani buranın alanı 4 olduğunu anladık. 2'den 8'e f-1x dx kaçtır? Bize sorulan yere bakacak olursak. Bize sorulan yer 2'den 8'e f-1x dx y ile. Şurası soruluyor bize. Buranın alanı soruluyor. Bunu niye mutlak değer için atmadı? Çünkü y ekseninin sağında kalıyor. Y ekseninin sağındayken bu integral direkt buradaki alanı göstermektedir. Solundayken alanın eksilisini göstermektedir integral. Şimdi basit geometrik oyunlar yapacağız. İnanılmaz derecede sınavda gelme ihtimali olan ve kaliteli bir sorudur bu. İntegralin neyi ne ifade ettiğini anlamayı gerektirmesi bakımından. Şuradaki küçük bölgenin alanıyla başlayalım. Burası 3, burası 1, buranın alanı 3. Şuranın alanı da 4 ise 3 ile 4'ü topladık. 7. Şu bölgenin tamamı 29'du. Şu kırmızıyı taramadan önce burası da yeşildi. 29'dan şu 4 ve 3, 7'yi çıkartırsak buraya 22 kaldı. Buranın alanı 22. Şuranın tamamının alanı 8 kere 5, 40. Şu dikdörtgenin tamamının alanı 40. 40'tan bu 22'yi çıkartırsak burası kalır. 18. Yani bu integralimizin sonucu 18'dir. Bu tarz soruların üstesinden gelecek integral algısını geliştirmeniz gerekiyor. Sınavda bu sorunun birebir aynısını görebiliriz. Fikirsel olarak diyorum. Sayılar değişir tabii ki. Çok defalar üniversite sınavında sorulmuş bir mantıktır bu.
Son 3 veya 4 yıl içinde bir defa var kesin. Belki 2 de olabilir. Devam edelim. 10. soru. Y eşittir x kare artı 1 parabolün orijinden çizilen teğetler ile parabolün sınırladığı bölgenin alanı kaç birim karedir? Çok can yakıcı bir soru bu da. X kare artı 1 parabolü. Burası 1. Şöyle bir parabol. Buna orijinden çizilen teğetler. Şöyle bir teğet çizdik. Şöyle değdi gitti. Bir tane daha orijinden teğet çiziyorum. O da şöyle. Biraz kötü çizdim. Şu y eşittir x kare artı 1. Bizim aradığımız parabolün orijinden çizilen teğetler ile parabolün sınırladığı bölgenin alanı. Şurası bize soruluyor. Birçok kişinin bu çizimi dahi yapamamasından dolayı soru gidecek. Yani nereyi sorduğunu anlayamayacağız. Diğer bir önemli derdimiz bunların denklemlerine ihtiyacımız var. Bu doğruların denklemlerini nasıl bulacağız? Bu soru çok üst düzey bir soru. Böyle masumane burada durduğuna bakmayın. Şimdiye kadar bütün yaptığımız sorular içinde en büyük zorluk bunda var. Şu TDM noktasına A dedik. Şu neyle eşleşir? Paraboloya koyduğumuz zaman A'yı A kare artı 1 ile. Bu soru sınavda gelse tüm Türkiye'de 1000 kişi çıkar mı bunu yapan? En fazla 1000 çıkar. 1000 kişi belki daha az bile olabilir. 500 kişi falan bile olabilir. Yani oldukça zorlu soru. A'yı A kare artı 1 dedik. Şu noktanın A'ya A kare artı 1 olduğunu anladık. Şunu biliyoruz. Bu doğru. Bu parabole teğet. Nerede? A'ya A kare artı 1'de. Parabolün türevini alıp değme noktasının A'sını koyduğumuzda yani x koordinatını eğimi bulur. Şunun türevi 2x. Bunda götürüp x koordinatını koyarsam 2a bu doğrunun şu x koordinatını götürüp bunda koydum. 2a bu teğet doğrunun eğimidir. Buradaki eğimi ikinci bir yolla daha bulabilirim. Orijin 0'a 0'dır. Y'ler farkı bölü x'ler farkı buna eşit olması gerekiyor. A kare artı 1 eksi 0. A kare artı 1 bölü x'ler farkı a. Bu iki nokta arasındaki eğim hesaplama formülünü türevden elde ettiğim eğimi hesapladım. Çünkü ikisi de aynı doğrunun eğimini gösteriyor. 2a kare eşittir a kare artı 1. A kareyi bu tarafa attık. A kare eşittir 1. A bir 1. Bir de eksi 1 geldi. İkincisi de burada işte. Eksi 1, 1. Diğeri de çıktı. Bu noktanın ne olduğunu anladık. 1'e 1'i koyarsak 2. Şimdi bu doğrunun denklemine ihtiyacımız var. Bu orijinden geçiyor zaten. Bunun denklemi y eşittir ax'tir. 1 koyduğumuzda x yerine sonucun 2 çıkması gerekiyor. Bu y eşittir 2x. Bu da y eşittir. Eksi 1 koyduğumuzda 2 çıkması gerekiyor. Y eşittir. Eksi 2x. Şu tarafla şu taraf birbiriyle simetrik. Birisini bulup 2 ile çarpacağım. 2 çarpı diyorum. 0'dan 1'e üstteki şu parabolden şu alttaki doğruyu çıkartıyoruz. X kare artı 1 eksi bu doğrunun denklemini ne bulmuştuk? 2x, 2x, dx. Bu bize integralin sonucunu verecek. 2 çarpı x küp bölü 3 artı x eksi 2x kare bölü 2'den eksi x kare. 1 ve 0. 1 koyduğumuzda 2 çarpı 1 bölü 3 artı 1 eksi 1. 0 koyunca komple 0 çıkıyor gitti. 2 ile 1 bölü 3'ü çarparsak 2 bölü 3 sorumuzun cevabı.
Fazla acımasız bir soru. Bu yaptığım hareketler konusunda kendinizi geliştirmenizi tavsiye ederim. Bu bir uyarıdır. Buraya bunu koydularsa sınava da koyabilirler. Bu soruları hazırlayanlar birbirlerinin hazırladığı sorulardan feyz alırlar diyelim. Yani gidip ondan böyle bir şeyleri çalarlar. Onunki, aa ne güzel düşünmüş, ben de yapayım bununla ilgili bir soru. Birbirlerine bakıp soru hazırlayan insanlar sürüsüdür baktığımızda Türkiye'deki durum. Bu nedenle bir yerde bir soru, özellikle bu MEP kazanım testlerine ÖSYM soru hazırlarken bir dönüp ufaktan bakar o hazırlayanlar. Yani ufaktan bakmaları buradan fikir almalarına neden olabilir. Bu nedenle buradaki soruların çözülmesi mutlak olarak gereklidir. Şimdi 11. sorumuz. Yukarıdaki şekilde eksi 4'ten 0'a 0 aralığında tanımlı y 16 eksi x kare çeyrek çemberi eksi sonsuzdan 0 aralığında tanımlı y eşit eksi x doğrusu verilmiştir. Çember bu, doğru bu. Eksi 2 kök 2 0 aralığında belirli integral tanımlanmış. 16 eksi x kare artı x dx aşağıdakilerden hangisine eşittir? Öncelikle şu bölümü iki belirli integrale ayıralım. Eksi 2 kök 2 0 16 eksi x kare dx artı eksi 2 kök 2'den 0'a x dx. Şu bölümü de bitirelim şurada. Bunun integrali x kare bölü 2 0 ve eksi 2 kök 2 koyacağız. 0'ı koyarsak 0, eksi 2 kök 2'yi koyarsak 8 bölü 2 eder, eksi 4. Şuranın sonucu eksi 4'tür. Şu tarafın sonucunu ise çemberle bulacağız. Eksi 2 kök 2'den 0'a. Eksi 2 kök 2 nerede? Şöyle şuranın uzunluğu da şuna ilişkisi var zaten onun. Şurası 45 derece. Eksi 2 kök 2 tam şuraya denk geliyor. Nereden anlıyoruz? Şurasının uzunluğu 4. Burası 2 kök 2. Burası da 2 kök 2'dir. Şurasının ve şurasının alanıdır. Bu gördüğümüz integral. Eksi 2 kök 2'den 0'a 16 eksi x karenin altında kalıyor. Şuradaki kısmı biraz fazla karaladım. Farklı bir renge geçelim. Şuradaki açı 45 derece. Buradaki açı da 45 derece. Eksi 2 kök 2, 2 kök 2, 4 olur. Burada bir dik üçgen var. 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2'den 4. Bir 4 var burada. Artı. Şurada bir de daire dilimimiz var. 45 derecelik. Tam bir dairenin 8'de 1'i. 45 bölü 360'dan 8'de 1 olduğunu anlıyoruz. Pi r kare bölü 8 yapacağız. R'miz kaç? 4. 16 pi bölü 8'den 2 pi. Şu bölümde 2 pi. Şu integralimiz eksi 2 kök 2'den 0'a, eksi 2 kök 2'den 0'a, 16 eksi x kare kök içinde dx integrali, şu eksi 2 kök 2'den 0'a kadar olan şu alandır. Bir üçgen ve bir daire diliminden buldum. Bir de burada eksi 4'ümüz vardı. Eksi 4 de artı 4 birbirini götürdü. Cevabımız 2 pi. Bu da oldukça kaliteli ve sınavda gelebilirlik taşıyan bir tarz. Ve son sorumuza geldik. Son soru yine sıradan bir soru. Y eşittir x kare eksi 2x eğrisi ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Bu bir parabol. X eksenini kestiği yerleri bilsek yeterli. Kollarının yönü x karenin katsayısı pozitif olduğu için yukarı, biliyoruz bunu. X kare eksi 2 x'i 0'a eşitledik. X parantezine aldık. X eksi 2 eşittir 0. Bir 0, bir de 2. Burası 0, burası 2. Parabolün kolları yukarı. Demek ki parabol eksenin altına geçiyor. Şöyle yukarı gidiyor. Parabol ile x ekseni arasında kalan. Şuradaki alanı sormuşlar.
Alan x ekseninin altında olduğu için integralimizin başına alanı hesaplarken eksi koyacağız. Çünkü buradaki integral sonucu negatif çıkar. Pozitif çıkabilmesi için başına eksi koyarız. 0'dan 2'ye x kare eksi 2x ile x ekseni arasında kalıyor. X kare eksi 2x dx. Alalım şunun integralini. X küp bölü 3. Şu eksiyle de çarpalım. Artı eksi eksi artı yapıyor. 2x kare bölü 2'den x kare. Bunu da 2 ve 0 koyacağız. 2'yi koyarsak eksi 8 bölü 3 artı 4. 0'ı koyarsak komple 0. 12, 4 bölü 3. Sadece çizimi yapıp ekseni kestiği yerleri bulup kolların yönünün ne olduğunu biliyoruz. Eksenin alt tarafında kaldığı için integralin başına eksi koymaya yakalayacağız. Sıradan bir integralde alan sorusuydu bu. Oldukça bizim açımızdan öğretici şeyler ve sınavda gelebilecek kalitede en az 4 soru içeriyordu bu testimiz. Bu şekilde bu testi burada noktalıyoruz.